İçinden çok değişik başlıklar İçinden çok şey sorabilir miyim? Şu ne? Makineye benzer bir şey var ama bir topluluk var ama. Oo, yosun kavurma yer miyiz Lütfi? Ozan ne tuttun? Eyvah. Getirdin ya. Getirdim abi. Şöyle çevir. Aban. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, daha önceki videoda çok beğendiğiniz kötü yorumlar içeriğinin ikincisiyle karşınızdayız. Konsepti tekrar hızlıca özetleyelim arkadaşlar. İnternette çok değişik, çok enteresan ürünler bulduk ve bunlara gelen kötü yorumlar gerçek mi değil mi bunun testini yapıyoruz. Zaten bir önceki videoyu izleyenler kesinlikle biliyorlardır. Hızlıca başlayalım mı Ozan? Ozan başladı bile. Onunla başlamayalım. Önümüzdeki ürünler enteresan ürünler arkadaşlar. Bir tanesi çok fazla tavsiye etmediğim. Niye tavsiye etmiyorsun abi? Abi ayıp bu ya. Bu kötü amaçla kullanılabilir. Niye gizli abi? Kamera şeklinde. Abi çok da gizli değil. Elinde kocaman bir kutu var şu anda yani. Böyle bir şey var içinde. Ama içinden ampul çıkacak bunun Ozan. Şurada bir tane kamerası var arkadaşlar. Evet. Bu kamerayla birlikte tepeye takıyorsun. Evde neler oluyor bitiyor. Hepsini izleyebiliyorsun. Çok fazla dediğim gibi tasvip etmediğimiz şeyler bunlar ama yine de kötü yorumlar gelmiş bu ürünü denemeden olmaz. Şimdi ilk kötü yorum deneyeceğiz ama bunu bir yere bağlamamız lazım. Hadi bağlayalım bunu. İlk kötü yorum ışık özelliği suvardan anahtarı kapattım. Ha, ortadaki kapalıymış ya. Açtım şimdi. Hala lamba yanmıyor. Anladığım kadarıyla bunda ampul özelliği yok arkadaşlar. Diyor ki bak şimdi uygulamayı açtım arkadaşlar. Şurada scan QR kod diye bir şey koymuşlar. Bunu şimdi kameraya da verdik erişimi. İnşallah bakalım başımıza bir şey gelmez. Şurada üstünde bir demin sana makara yaptığım şey vardı ya. Ha bak QR şurada. Ha, onu okuttum. Bu ne şimdi? Wi-Fi smart kamera olacak. Otomatik bulmaya çalışıyor şu an. Biraz bunu herhalde eklemek zaman alacak arkadaşlar anladığım kadarıyla. Zaten Ozan'cığım sen şu an uğraşıyorsun ya. Kötü yorumlardan bir tanesi uygulama çok karışık, çok zor, kurulmuyor vesaire vesaire gibi bir yorum gelmiş. Haksız mı sence? Şu anda hiç haksız gözükmüyor. Sonuna kadar haklı. Şu an ben bir şeye bağlayayım mesela Wi-Fi olarak ama burada şimdi bir sürü bir şeyler çıktı zaten. Seç uygulamadan hocam. Görüyorsun. Nereye seçeyim lan? Ofis seç. Çalışacak mı? Önce önemli. Aa connecting diyor. Aha. Connecting'de kaldık. Alo. Çin. Çino. Az görüntü ver. Tek yok. Abi hayırdır ne yüklüyor? Starlink'e yüklenirdik bu kadar zamanda ya. Oluyor orası. Yarım saat, bir saat uğraştık çalışmıyor. Gerçekten uygulamaya bağlanmıyor diyen kötü yorumu keşke sadece onu dinleyip almasaymışız olurmuş abi. Diğer şeyleri, diğer kötü yorumlarını maalesef deneyemiyorum. Gerçekten ürün bozuk. Geriye de gönderebilirdik çalışmıyor diye ama Ozan kırmayı tercih etti. Evet, tam masa kırılacak diye korkuyorum aslında. Sorunu mu? Dur, masa zaten delindi. Böyle koy, kaldır onu. Getirdin ya. Getirdim abi. Şöyle çevir, aban. Böyle olacak kardeşim. Ben önce içine sokacağım. Masanın bir parçası olacak artık. Şeye benziyor, bir tane boyunsuz at var ya. Ben dedim sana masaya bir şey olabilirdi ya abi ya. Şöyle vursam bunu masanın içine sokabilir misin? Evet girdi. Bunu da soktu bravo. Kardeşim helikopter. Bu arada diğer kötü yorumlar da şu şekildeydi arkadaşlar. Ürünün görüntü kalitesi çok kötü. Denemeyi çok istiyordum. Maalesef bu deneyemedik. Buna geçelim. Bu güzel ürün bayağı. Bu ürün eğlenelim artık. Dur şu masayı. Bildiğiniz arkadaşlar. Abi. Şimdi bu ürün harbiden hani güzel bir ürün. Benim de daha öncesinde test ettiğim bir ürün. Ama tabii ki bunu incelemeyeceğiz şu an. Bunun hakkında yazılan kötü yorumlar var. Bu bataryayı hatırlayanlarınız var mı aranızda? 33 ohm bataryasıyla çalışıyor kendisi doğrudan. Fiyatı 94 lira bu ürünün arkadaşlar. İlk kötü yorum şöyle. Ürün evet. Çok kalitesiz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Böyle bir şey kesinlikle yok. Var mı aranızda kullananlar biraz var? Oynayayım. Hiç oynamadın hiç mı? Hiç oynamadım. Evet. Aha. Tabii ki Mario açtım. Arkadaşım bu ürüne dandik deme şansın yok. İçinde Super Mario var ya. İlginç bir giriş sistemi var üstünde. Şunu taktığımızda abi şu üste şarj girişine. Aynı zamanda yeni böyle bir konsolumuz oluyor. Yani bunu mesela yapma. Böyle koyuyoruz. Oynayabiliyor musun? Galiba oyuna girmeden evet. Önce bunu yapmamız lazımdı. O zaman çok geç. O zaman şu an çalış. Bitirmeden salma. 1 metre yazıyor. 1 metre çıkıyor. Evet. Bu kablodan bahsediyorsa 3 metre bir kablo yok burada. Hani gözle görülür bir şey. Şimdi 5 dakika kullandım. Kapatıp açınca düzeldi demiş. Ben birazcık Mario oynayacağım müsaadenizle. Bakalım neler olacak. Bizimkinde böyle bir sorun var mı yok mu anlarız. Bir de bu var arkadaşlar. Bununla da televizyona bağlayarak görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Ekran parlaklığına kötü denmiş. Şu an stüdyoda tepemizde ışıklar var. Tabii güneş altında iyi değildir. Ama yani kapalı tam bir içinde. Ortamda karanlık hafif loj bir ortamda böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Loj değil o. Lojdu bu arada. Loj bir ortam. Loj bir ortam. Kaç güzel tane oyun var şimdi ona da bakalım. Çok aynı oyunlar olabilir. Nerede? Super Mario. Turtles 1-4. Aynı Super Mario mu? Bir daha geri gel. Bas abi ona. 314'teki Super Mario'yu. Aynı Super Mario.
400 oyundan çoğu aynı, hani 50 tane falan oyun var demişler. Ama arkadaşlar Atari oynayanlar bilir ki 999.001 ya da 9999.001 yazıyorsa oyunlar zaten hepsi aynı birbirinin çoğu. Yani buna alışık olman lazım dostum. Şarj kablosu çıkmadı arkadaşlar içinden. Ama hani çok zor mu şarj etmek? Micro USB kabloyla şarj oluyor. Hani evde bulabileceğiniz bir kablo bile olabilir. Sonuçta çok yaygın kullanılan bir şarj girişi. Son bir yorumumuz var. Hiç güzel değil. Ben Street Finger için aldım. Muhtemelen Street Fighter'dan bahsediyor. O olmadığı için pişman olmuş aldığına. Bakalım mı Street Fighter'a? Kapışalım mı seninle? Bakalım, varsa ama üzerim. Street Fighter'ı göremedim abi hala. Ben de göremedim. Spider-Man var. Evet, Street Finger yok. Street Fighter da yok. Herhangi bir şey yok. Sokak parmağı. Genel olarak bu ürün hakkında konuşmam gerekirse ben beğendim. Güzel bir ürün. Müsaadenizle bunu... Çöküyor musun ona? Çöküyorum değil, artık çöktüm bile. Geçelim sıradaki ürünümüze. Evet sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Masaj aletimiz burada mı? Burada. Burada. Tamam, açalım abi. Sıradaki ürünümüz şöyle bir masaj aleti. Çok önemli bir özelliği varmış. Kutunun üzerine yazmışlar. On-off kontrol. Açıp kapatabiliyor musun? Tebrik ederim abi. Açma kapama özelliği. Şimdi kendisi 160 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. İçinden çok değişik başlıklar İçinden çok şey değişik sorabilir miyim? Şuraya. Bu burun masajı için olan... Şimdi yorumlardan bir tanesi, hiç beğenmedim, başlıklar beni hiç rahatlatmadı diyor. Şu başlık nasıl? Şöyle bir başlık boşluğu var burada. Ucu da böyle başlığı. Evet. Daha geniş. Evet. O zaman bana da tutarsan sevinirim abi. Abi en güzeli bu bence. Top gibi olan zaten her yerde bunu görüyoruz. Fena oluyorum, yapma. Yoğurmalı olmadığını düşünüyor. Abi yoğurmalı masajı bana tarif eder misin? Yoğurmalı. Bacaklarda başarılı, üst kısımlarda beyni sarsıyor demiş. Benim bacaklarımla bir dener misin abi? Bayağı böyle 4-5 farklı zannediyorum. Modu var bunun. Mod değil de hız yani. 1-2-3-4-5-6 farklı hız modu var. Tarafı ama bunu biraz da başarısızmış. Biraz çıkıyorum. Böyle beyni sarsıyor. Şu an aklım, gözlerim gidiyor. Sarsıyor biraz. Omuriliğin tam üstüne yapma da şimdi buradan kalkamayayım. Bir la versene. La abi çeneme diye şey yok. Şuraya yapman lazım. Bak şimdi la. Gördün mü? Çok iyi abi. Keyifli bayağı. Bastırarak yaptığınızda cihaz duruyor demişler. Bastırarak yap. Duruyor. Duruyor. Da bu kadar bastırmayın arkadaşlar zaten yani. Ben masaj aletlerinin korkulu rüyası değilim şimdi. Bu tam oturmadığı için arada düşüyor demişler. Var mı öyle bir şey o zaman? Bütün uçları taktım az önce. Hiçbiri düşmedi. Masaj salonuna gittin mi hiç hayatında? Masaj salonuna hiç gitmedim. Bir yorum var. Diyor ki masaj salonu hissiyatı vermiyor. Ben... O zaman hadi. Ofistekileri de şöyle ansızın masaj yapalım bakalım. Ama o uçla yapmasana zahmet de. Yok şunu topla korkutma. Yapacağım. Ya da şununla da yapabilirim. Ansızın masaj. Ansızın masaj salonu. Güzel hadi isim bize. Bak bu çalışır. Hadi. Lara bir gelsene. Ansızın masaj salonu açtık. Allah! Çok iyi. Rahatlatıyor. Approved. Hadi devam. Bak abi ekranda ne var? Allah! İyi mi abi? Keyifli misin abi? Keyifliyim. 10 dakika uyutur. 160 lira eder mi abi? Verir miydin? Biri olursa eder. Evet. Bir o zaman yanına birini de almamız gerekecek. Biz onu hiç düşünmemiştik. Lan çok mantıklı. O Levent zaman abi. Devam. Koray, bir yeni masaj salonu açtık. Ansızın masaj salonu. Oha! Biraz aşağı kuyruk sokumuna bakıyorum. Vallahi bedavaya masaj bulduk. Beğendin mi? Dağladın mı? Yeter bu kadar. Hani müsait miydin? Masaj yapacaktın. Sporcu adamsın. Ne diyorsun bu masaj aletlerine? Allah fıtık varsa yaptırırım. Abi bayağı keyfini çıkarıyor şu an yani. Bir sen içeri gelsene. Memnun musun abi? Beğendin mi? Memnunum, memnunum. Abi sen de görür bu. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Ne diyorsun abi? Güzel abi. Bütün ofis onayladı, beğendi. Güzel. Masaj aleti bayağı güzeldi. Kötü yorumların da çoğu aslında yanlış gibi. Son iki ürünü. Ve karşınızda. Pompa. Son günlerin en popüler ürünü. Şöyle atayım havaya, böyle bir havalı çıksın kutudan. Bunun suyun içine Allah sokacağız. Zaten çalışıyor duysa da şu an çalışmıyor olma ihtimali var bunun. 30 TL değerindeki bu damacana su pompamız. Akıllı bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir micro USB kablo ile geliyor kendisi. Şarj için mi hocam? Şarj için. Diyor ki 15 günde bir şarj etmeniz yeterli olabilir. Peki buna gelen kötü yorumlar neler? İlk yorumumuza baktığımızda damacanaya bağladığınızda sanki kuyudan su çekercesine ses yaptığı evet, bir son olayı var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir bilgi vermem lazım sizlere. Şimdi bu damacanalar geldiğinde üstüne şöyle bir kapak oluyor bildiğiniz üzere ve bu kapağı komple söküp bu makineyi takarsanız bu makine tam oturmuyor sevgili dostlar. Eğer bu mavi kapağı sökmeden bunu takarsanız tam bir şekilde oturuyor. Bardağı ver bakalım. Ne kadar gürültü yapıyor?
yapıyor. Çok az bence ya. Yani deminki kadar çok değil. Demin bayağı bir ses yapıyordu. Şu plastik sesi emiyor olabilir. Az su akmıyor. Bayağı tazikli su akıtıyordu. Yani şöyle, o evdeki o standart basmalı damacanalardan tabii ki de daha az akıyor. Bir şey dolduracaksan ona nazaran çok beklersin ama bunun ben farklı versiyonlarını da görmüştüm. Onlara göre bence su akışı fena değil. Abi, suyu şimdi Ecem içti. Suda metal tadı oluyormuş. Şey? Ecem var mı metal tadı? Afiyet olsun. Son ürünümüze doğru geçelim. Son ürünümüze geçelim. Kutusunda bile sıkıntılı gelen, kargo böyle geldi arkadaşlar bu arada. Bir adet aksiyon kamerası. 180 TL su geçirmeyen bir kılıfı olduğunu iddia ediyor. Bunların hepsini şimdi sırayla test edeceğiz. Ben galiba bunun batarya kapağını kırdım abi. Şimdi bu yorumların ilkine baktığımızda şöyle bir yorum geliyor karşımıza. Ürün çok kötü, sadece şarjı çalışır, şarjdan çıkartanı çalışmıyor denmiş. Yine bizdeki üründe şu an için öyle bir sorun yok. Şarja takılı olmamasına rağmen içinden hatta nispeten dolu bir pille geldi. Yani bir 5 dakikayı bulmuş neredeyse. Herhangi bir kapanma yok. Yani olmadı. Fişe takılı kullanmıyoruz sonuçta. Şimdi kartı takalım. 5 dakika içerisinde su geçirmeye başladı. Görüntü bayağı leş demiş birisi. Kovayı şu kovaya bir koyalım. Doğrudan kaydı aç. At şöyle. Ben şöyle bakayım. Şöyle bir bakayım. Baloncuk da çıkmadığına göre su filan almıyor ama 5 dakika geçmiş, herhangi bir su kaçığı yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz kadarıyla hala içine doğru devam ediyor. Kutuyu açarken parçalamadan önce şunu görmüştüm. 12 megapiksel yazıyor burada. Ama bu kameranın 12 megapiksel olma ihtimali kesinlikle yok. Ben aldım bu arada 12 megapikseli. Fotoğraf çözünürlüğü olarak var. 12 megapiksel. Evet. Fotoğrafı da büyük olarak çekiyordur sadece. Bu kadar yani. Bir fotoğraf selfie modunu alsan onu. Bir selfie yapalım seninle. Gel abi. Bunları zaten bilgisayara atıp bakacağız. Kamerada stabilizasyonun olmadığını ve görüntünün turşu telefonlar 66 sıfırlar gibi olduğunu söylemiş arkadaş. Şimdi bahçeye çıkıp bunu denememiz lazım. Test edelim. Hadi. Hemen edelim. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktık. Güzel bir test yapacağız. Bir stabilizasyonla laf edenler var. Çok kötü, çamur gibi çekiyor diyenler var. Bayağı bir sallıyorlar. Arkında şöyle bir zıplayayım mı? Ya da sen zıpla. Ben yürüyeyim ya şöyle. Zıpla. Video çekeyim, vlog çekeyim. Merhaba çek arkadaşlar, çek. Kanalıma hoş geldiniz. Beni de sen çeker misin? Şu ağaca tırmanca. Salla kamerayı bir. Zaten yürürken sallanıyor. Kafan ince uzun gözüküyor ekranda gördüğüm kadarıyla ama. Koşturalım şöyle. İnşallah öyle kaydetmiyordur yani. Şimdi gelin bunu bilgisayara takalım, bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar, geldik. Görüntüler o kadar mükemmel ki masa bile dayanamadı yani. Şimdi biz bunu 180 liraya aldık ya. Görüntü olarak bir 180 liralık bir görüntü. Stabilizasyon yok diyen arkadaş bu arada doğru söylüyor. Koşarken olanlar oluyor arkadaşlar. Geçmiş olsun böyle abi, geçmiş olsun. Jöle gibi sallanıyor. Evet. 4000'e 3000, tamam 12 megapiksel kağıt üzerinde ama gerçekte çıkamadı. Abi gözünü seveyim, bu da abi. Bu fotoğrafın gerçekten 12 megapiksel olması imkansız yani. Aynen öyle. Kamerası. Şöyle bir deniz kenarına gidelim, bir de denize sokalım, bakalım neler olacak. Evet dostlar, dün İzmir'de hava birazcık bozuktu. Biz bu kamerayı denize salmak istiyorduk ama niye gelemedik? Biraz şu anda da biraz atladım. Bozuk ama dün daha kötüydü. En azından daha güzel bir görüntü olsun diye videonun kalını. Kamerayı bırakmayın denizde. İnşallah. Ben yaptım. Güzel bir düzenek kurduk, böyle bir göster. Kameramız burada rahat batsın diye ucuna da bir daş bağladık arkadaşlar. Suya batmıyordu biliyorsunuz, dün kovaya koyduğumuzda hiçbir şekilde suya batıramamıştık. Kayda sana girip zahmet olmazsa bir kayda girelim abi yavaştan. Kötü yorum şuydu, 5 dakika sonra su almaya başlıyor. Zaten bunu kovada da denemiştik ama bir de neden denizde yani denemeyelim ki? Aynen öyle, denize sıfır bir yerde yaşıyor sonuçta. Hadi gidiyor. Hadi gitsin. Kamerayı son görüşümüz gibi ama hayırlısı. Bana da öyle gibi geliyor dedense ama. Daha gidiyor mu hocam? Gidiyor abi. Sağ ol. Dur bir dakika, makineyi açamadık. Götür saniye beni gittiğin yere. Bence oldu 5 dakika ya. Kaan geldi. Şöyle yanına geleyim. Yanıma gel, gücüm olsun. Makineye benzer bir şey var ama, bir topluluk var ama. Oo, yosun kavurma yer miyiz Lütfi? Ozan ne tuttun? Eyvah. Evet, ekran açık, kayıt devam ediyor. Şöyle Cem'i çekeyim. Seni de çekeyim. Sizi de çekeyim. Kendimi de çekeyim. Güzel. Hiç fena değil durum yani. Zaten şimdi ofise gidince bakacağız. Kayıtta bir sıkıntı yoksa da kayıtta bu kayıtlar bir sıkıntı yok. Şurası biraz ezilmiş makinenin. Nerede ezildiğiyle alakalı bir fikrim yok. Az önce onu az önce Ecem bastı ya. Öyle mi? Dostlar birazdan ofise gideceğiz. Zaten görüntüleri siz de eğer alabilirsek, bir sıkıntı olmazsa bu video boyunca, yani deniz kısmı boyunca izlemiş olacaksınız diyelim. Evet. O zaman burada kapatalım mı? Burada kapatalım. Güzel, güzel deniz ortamında. Aynı. İki aramızda bulunan diğer Webtekno içeriklerini izlemeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Biliyorsunuz bu içerik sizlerin desteğiyle birlikte ikinci bölümü geldi. Üçüncü bölümünü istiyorsanız da yapmanız gereken şeyleri zaten biliyorsunuz. Ürünleri de aşağıya yazın arkadaşlar. Ne varsa almaya çalışıyoruz. O hala kaydediyor ürünlerden. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.